dostlar bugün silahlan doğru burçaklı üç burçaklı yetişen daha onu kuramız. Demek doğru burçaklı üç burçaklı tekenden keyin siz nasıl çıksanız doğru burçaklı üç burçak. Demek yüz bulamız bunu. Bu 90 gradusta buladı. 90 gradusta buladı. Demek bir ağı doğru burçaklı üç burçaklı. Demek misallı kuramız. Doğru burçaklı üç burçaklı hipotenüs ası. Demek bir yerde A tamam, B tamam, C tamam desem. Demek gelin bir yerde küçükine bir de A'mız 5 santimetre. Demek bunu gelin A diyelik, bunu B diyelik, bunu C diyelik. Demek iki tamam katet bu hipotenüze bölgenden ki 10 santimetre kateti A 5 santimetre teng berilgen onun B kateti ve alfa beta ötkür bıçaklarını topen. Demek gelin misalda işlep kursak. Demek biz daha bir de sinüs alfa sinüs alfa teng A taksım S buladı. Yani bu degeni 15 taksım 13 buladı. Bu degen takriban olsak yani 0.3846 degen cevap buladı. Demek alfamız teng alfa teng takriban 23 santimetre buladı. 23 gradus buladı. Demek endi keling bu yerda betani topmoqchi bo'lsak, betani beta teng bo'ladi 90 gradus minusda alfa bo'ladi. Taqriban turibdi. Demek 90 gradus minusda 23 gradus, demek bu 67 gradusga teng bo'lyapti. Endi bizga bu yerda qoldi. Bir de sinüs top A saksın sinüste. Demek şuna kalıp bizge kereklisi 0.38 bu topuldu. Demek bu topuldu. Demek bu topuldu bizge. Şimdi Pifagor teoremasını alıp demek bu bilen bunun kvadratı B'nin kvadratı da buladı. Demek B'nin kvadratı demek elizosu S'nin kvadratı minus da A'nin kvadratı. Demek elizosu 13'nin kvadratı minus da 5'nin kvadratı. Demek bundan cevap çıkardı. 12 santimetre çıkardı manakay. B'nin topu olayıp. Bu dışına kalıp B'nin topladı. Şimdi kiyinki misalda görsek. Kiyinki misalımız bize verilir. Doğru bıçak üç uçakın kateti. A deyatı demek çizmasını çizsek çıralı kılıp çizmasını çizsek demek bu katta A B S desem demek bizge katiyette A'nı 8 deyelik. Demek bir de A bu taraf A taraf bu taraf B deyelik bunu S deyelik. Demek A taraf A bilen B katiyetse hipotenüze bulsun. Demek bizde xossası var alfa beta yani ötkür burçakların yığınısı 90 gradus bölüş gerek. 90 gradusdan katta olmaydı. Demek bu alfa, demek bu beta bula. Demek hipotenüze alfa beta burçaklarını topamız. Demek alfa tamamını faydalanan holda işlesek demek alfa teng 90 gradus minus da beta bulandan keyin takriban biz olamız. Takriban olsak bo'ladi shunday qilib. Shu formuladan. Endi biz oldin keling bunu bo'lmasa bizga C tomonini topaylik. Pifagor teoremasidan foydalangan holda C ning kvadrati teng minus A ning kvadrat plus B kvadrat qilsak teng bo'ladi bizga ildizos 8 ning kvadrati 8 plus 15 ning kvadrati bo'ladi. Demak, bo'ladi biz teng bo'lar ekan. Bundan 17 santimetre chiqib keladi. 12 santimetre chiqib keladi. Ishlasak. Demak, bizga alfaning ta'rifidan foydalansak, bunda ham bir ta'rif bor, alfa. Demak, tangens alfa deylik shuni. Tangens alfa teng a taqsim b. Bu 8 taksim 15 bu degani takriban olsak 0.53 ga teng bo'ladi. Bunda alfa 28 ga teng bo'ladi. Demek alfa 28 ga teng bo'lar ekan.
alfa 28 ga teng bo'lgandan keyin endi betdan topib olsak, xuddi shunaqa qilib betda 90 gradus minusda alfa bo'lsa, demak 90 gradus minusda 28 gradus bo'lar ekan. Demak bizda bo'ladi 62 gradusga teng bo'lar ekan. Mana shunaqa qilib gipotenuzani topdik. Alfa betdan topdik. Demak alfani qanday topdik deganda mana bu tangens alfaga qo'yib 0,53 ga qarab 28 ligini topib oldik.